Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Havalar birazcık olsa serinlediğine göre ben sitede yürüyüş yapma serüvenime devam ediyorum. İyi geliyor böyle sabah yürüyüşleri. Bir de bir şey kullanacağım. Onu kullandığım şeyde size belirli bir zaman sonra hani tabi bana tesir ederse sizlere söyleyeceğim. O yüzden onu deneyimliyorum şu arada. Eve gidip kahvaltı falan yaparız. Çünkü sabah kahvemi içtim çıktım. Bakalım nasıl bir gün bizi bekliyor. Çünkü biliyorsunuz böyle benim günlerim biraz anlık değişiyor. Yine o anlık değişen günler arasında mıyım? Giyim odasından böyle bir ekran açılış yapmak istedim. Salih'te Cuma'da sabah biz kahvaltımızı yaptık ama açılış anca bu saate kaldı. Yazın olunca böyle tesettürlü bir şekilde video çekmek çok zor oluyor. Sizler de beni anlıyorsunuzdur. Evet, şimdi buradayken de bura hakkında birazcık değişiklik yapmak istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle sizlerden de fikir istiyorum. Ben böyle bir ayna almıştım ve şu avizeyi de sonunda erkek kardeşim gelip taktı. Allah razı olsun. Yani şuradan görünüşü şu şekilde. Avizeyi taktı. Avizeyi de 400 TL'ye falan almıştım. 400 ya da 500 TL gibi bir rakama aldım. Şuraya da aynı renkten şu metal kenarlıkların aynısından şöyle ince uzun bir raf almak istiyorum. Bulabilirsem. Oraya da çantalarımı falan koyarım diye düşündüm. Güzel olur. Çünkü böyle birazcık da farklılık olsun istiyorum orada. Boş kaldı gibi sanki burası. Bir de tek bir şey daha yapmak istiyorum. İnternette şu tülün aynısından bulabilirsem, şu tülden bulabilirsem, biliyorsunuz şuraları biz bu odayı hiç kullanmayacağız diye ve benim gerçekten YouTube yapma gibi bir düşüncem olmadığı için dedim ki buraları boş bırakayım. Hani böyle fazla tutar ödememek için açıkçası buraları boş tutayım dedim. Ama şimdi de artık gözüme batıyor çünkü şuralar böyle boş gibi, siz değil mi? Hani böyle 100 liraya oluyor, 70 liraya böyle tüller ya da perdecilerde arta kalan tüller oluyor. Yapayım mı sizce? Ne diyorsunuz? Gerek var mı? Şöyle göstereyim size de. Bir tık boş kalıyor gibi geldi bana. Bir onu yapmak istiyorum. Bugün akşam muhtemelen kayınvalidemlere geçeriz. Bir de Salih'le gitmeyi düşünüyoruz. Bu yeni açılan Damlataş mağarası var. İncek tarafında. Hani giderken de oraya uğrarız dedik. Öyle. Güne başlayalım. Hani Cuma'dan geldi muhtemelen. Aleykümselam. Dedim Salih Cuma'ya gitti. Dedim açılış yapayım. YouTube'a doğru düzgün evden vlog kaçmıyorduk. Öyle ya. Evet, size şimdi şurayı göstereyim. Burası yoktu açıkçası. Site yönetimi ayakkabılık yaptırma kararı almış. Ev sahibimiz de bize sürpriz olarak yaptırmış bunu. Şöyle ikili bir ayakkabılık. İçerisinde göstereyim. Belki yaptırmak isteyenler olursa. Şöyle. Şöyle bir ayakkabılık var. İçi bayağı alıyor. 12 ya da 20 tane ayakkabı falan aldı. Hangi firmaya yaptırdı? Şu firmaya, buradan adresini ya da numarasını alabilirsiniz Ankara'da olanlar. Gayet de güzel oldu. Şöyle. Şu kapı süsünü de ben yapmıştım. Bu kapı süsünü nasıl taktınız diye çok soran oldu Instagram'dan. Bunu böyle iple 7 numarasının üstüne taktım. Yani yapıştırmak istemedim. Kapıya zarar vermek istemedim. Böyle oldu. Kahvaltı içinde yulaf lapası yapmıştım. Böyle muzlar falan vardı. Muzlarla yulaf lapası yaptım. Yani kahvaltımızı yapmış olduk. Akşamında işte kayınvalidemlere davetliyiz. Yani davetli değiliz de onları ziyaret edelim dedik. Akşamlarda onlardayız. Yani akşam yemeği yapmayacağım. Evet, sadece şu pipis kutularını elde yıkıyorum arkadaşlar. Çünkü hani kendi kutusu içerisinde de elde yıkanması gerektiğini
söylüyordu. Hemen şuraya bir yüzeyim. Şu Karaca'dan aldığım şu kalçak takımını elde yıkıyorum. Belki atma falan olur diye. Hayır, hadi kalçak. Tezgahta bir şey pişirmedim. Sadece bir lok sopasını yaptım. Yani yağlı bir şey yoktu. Dün temizledim. Temizlediğim için de bugün yağ sökücü dökmedim. Bir de siyah oldu ya tezgah. Yağ sökücü böyle şey gibi gösteriyor. Her gün her gün sıkınca. Böyle bulanıklaştırıyor tezgahı. Evet, bulaşığı yıkadım. Evi falan toparlayamadım çünkü Salih Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almış. Galiba bu bizim hani evraksal işlerle alakalı. Hemen bir nüfus müdürlüğüne gideceğim. Bir de iade bir kargom vardı. Bir firmayla elbise olayımız vardı. Onu göndereceğim. Daha sonra da eve gelip artık evle ilgilenmek istiyorum. Evet, biz şimdi nüfustaki işlerimizi hallettik. Ne söyleyecektim? Bir şey söylemiş. Tamam. İşlerimizi hallettik. Şimdi de nereye geçiyoruz? Bir kargoyu vereceğiz. Ondan sonra da eve geçeriz. Evet arkadaşlar, biz şimdi evden çıktık. Salih beni Tulumtaş Mağarası'na götürüyormuş. Tulumtaş Mağarası İncek tarafındaydı değil mi? Bu çevre yolu üzerinde göl başına doğru giderken hemen yolumuzun kenarında. Zaten dedi ki madem açıldı biz de dedi hani hem soğuk değil kış gelmeden bir uğrayalım gidelim dedik. Ankara'daki ilk Damlataş Mağarası değil mi? İlk ve tek herhalde. İlk ve tek galiba. Yasin abi yani Salih'in abisi gitmişti. Çok da beğenmiş. Bize de fotoğraflarını attı. Biz de buna kayıtsız kalamadık. Aynen. Bugün de biliyorsunuz ki zaten kayınvalidemlere giderken, yani annemlere giderken de bu fırsatı değerlendirelim dedik. Çünkü çevre yolunda tam böyle şey değil, gidebileceğimiz yakın bir güzergah değildi. Orada sizinle de paylaşmak istiyorum. Ankara'dakiler bence gidin o mağaraya. Hani. Bakalım nasılmış, bir değerlendirelim. Evet, aynen değerlendirelim. Yani sizi de götüreceğiz bir de. Gidip görmeye değer mi, siz daha çok iyi anlarsınız. Evet, biz şimdi Tulumtaş Mağarası'na geldik. Hemen çevre yolunun kenarında. İncek tarafına döndüğünüzde, Tulumtaş İncek tarafına dönüyorsunuz. Orası. Mağaranın girişi bu şekilde. Şimdi içeri girelim. İçinden çıkarılan taşları da burada sergiliyor. Ha, içeriden çıkan taşları da böyle sergilemişler. Aa, lavanta ekmişler buralara. Şöyle. Ha, şunları içeriden çıkmış mağaranın içerisinden. Bunları da burada sergiliyorlar. Kayaları da telle ölmüşler, düşmüşler mi acaba? Evet, şey bir şey mi şey düşer diyorum. Selim'i duyuyor musun? Selim'i hissediyor musun? Ben hissediyorum. Ben de. Oo, bayağı soğuk. Ay, burası ne böyle? Gençler, burası çok soğuk. Serinlemek isteyen gelsin. Evet. Orada bir geçiş var, orayı kapatmışlar. Neden?
Orada da bir geçiş var, benim kapatmışlar. Şöyle sırından kapatmışlar. Bence şey olacak herhalde, daha dökülmeler varsa. Zaten dinamit yapıp kapatmışlar ya, çevre yol yapmak için. Bura biraz tahrip olmuş bir kısmı. Yani bahara biraz zarar vermiş ama tam onu. Yolu yapmak için patlatmışlar mı burayı? Aa. Zaten öyle keşfedildi ya. Ha. Mağara dinamitle patlatılınca keşfedildi. Yoksa nereden bilecek? Kimse bilmez. Şunlar elle mi yapılmış Salih? Hayır canım, onlar doğal oluşmuştu. Allah Allah. Gençler, burası çok soğuk. Onu söyleyeyim size. Soğuk yani. Buraya kışın gelmemelisiniz. Yani gelirseniz de montla gelin yani. Çok soğuk gece. Gerçekten çok soğuk. Bu aylarda çok güzel. Gelin burada oturun, gidin. 8-10 derece aynen. Ben şu an üşüdüm mesela. Of Salih, burası hepsinden güzelmiş. Burası daha güzel. Bura daha güzel. Hem bak, hem şeyi kolay Salih, içerisinde durumu kolay. Çünkü evet, din mağarası nemliydi. Ama burası şöyle ki düz ayak. Yani bir merdiven inip çıkma olayınız yok. Burası çok merdivenli. Kesinlikle. Çok geç açıldı, biliyor musun burası? Burası mı? 90'larda kesilmişler. 90'larda. Yıllarca kapalı kalmış. Niye? Ne bileyim, ilgilenmemişler, pek şey yapmamışlar. Çevre yolu falan diye. Belki başka sebepler de olabilir. Hiçbir sebepler olabilir. Buraya daha önce girenler oldu. Hmm. YouTube'da falan paylaştılar bunu. YouTube'da bulabilirsiniz. Bu halde değilken. Kaçak halde. Müze değilken de kaçak olarak girenler oldu. Tabii içerisi karanlık. İşte fenerlerle falan gelmiş. Hatta buralara yazmazı yazmış bazıları. İşte ben böyle insanlardan nefret ediyorum. Nereden buldular sen? Nasıl geldiler? İlla ki birilerinden duyup gelmişler. Yoksa evet. Maskele bulamazlar da. Sonradan işte belediye kararıyla biraz ilgileniyor. Ama küçük bir mağara. Hani din mağarası gibi büyük değil. Aslında 500 metre falan var ama hepsi ziyarete açık değil. Bir kısmı kapalı. Sadece bu kısmını açmışlar. Çünkü diğerleri daha yapılıyor. Din mağarasına göre çok serin. Çok din buz gibi. 20 derece, 22 derece falan bir nem var. Burası bayağı 8, 7, 6 var ya. Söyle. Bakın aslında buradan şöyle bir gidiş var mesela. Şura var. Bak mesela şuradan bir gidiş var. Ama işte belki de şey yapmak istemiyorlar. Daha fazla zarar vermek istemiyorlardır. Giriş ücretleri hakkında da sizlere bilgi vermek isterim. Öğrenci 15, tam bilette 30 TL. Ya bence gayet makul bir fiyatları var. Tuvalet de var. Ha, tuvalet de var. Kafe var. Ücretsiz mi tuvalette? Ücretsiz. Oo, maşallah Sümeyye Hanım, yine döktürüyorsun. Evet. Yemek yaptım. Vallahi ellerine sağlık ya, şunlara bak. Salatamız, çacığımız. Ondan sonra yemeğimiz. Tamam. Allah olmayanlara da versin. Şuraları göstereyim seni daha. Yok yok. Ben yine gösteriyorum. Eline sağlık. Yoğun mu oldu ki şu acaba? Ne oldu? Yok, iyi bence. Biraz acı. Evet. Burada da tavuğumuz var. Şurada. Onun şey yapmayı yine unutmuşuz. Dün gece geç gelince Safiye anneleri de uğrayalım dedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.